Herkese selamlar, sıfırdan React Native derslerine hoş geldiniz. Bugün React Native'de standart komponentler ve style inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. React Native'de view denilen komponentler React Native'in kendi bileşenleri olarak geliyor. Bu view dediğimiz bir container, içerisinde de text dediğimiz içerisine yazı yazabileceğimiz bir komponentler koyabiliriz. Bu da React Native ile birlikte geliyor iki farklı style verme yöntemi var. Bunlardan birisi direkt kendi içerisine yazmak komponentlerin style olarak. Diğeri de style sheet olarak React Native'in kendi verdiği ek bir özelliği kullanacağız. Buradaki style sheet'i aşağıdaki kısma yazdığımız zaman const style style sheet nokta create yaptıktan sonra parantez açıyoruz ve içerisine bir de süslü parantez koyduktan sonra içerisine style dosyalarımızı ekleyebiliyoruz. Bunlar objekt olarak yazmak zorundayız. Buraya direkt ana bileşene container diyor. Genelde bütün yazılım sistemlerinde bileşenler konteyner olarak başlar. Konteyner dedikten sonra iki nokta üst üste ve süslü parantez açıyoruz. İçerisine bir obje olarak istediğimiz style değerlerini giriyoruz. Burada container yazdık, style yazdık. Bunu alıp ana containerımıza yerleştireceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Containerımızın ilk bileşeni olan view'e style diyoruz eşittir koyuyoruz. Üstü parantezi açtıktan sonra aşağıdaki verdiğimiz herhangi bir değer olabilir bu. Burada styles verdik ve container nokta container diyoruz. Bunu verdikten sonra artık bu container'ımız istediğimiz style değerlerine sahip olacak. Burada hemen width değeri giriyoruz. Bu width değeri bizim için genişlik olarak geçiyor. Yani cihazımızdaki enine olan uzunluğun değerini veriyoruz burada. Bu da ana container'da yani bütün bileşenleri içerisine alan container'da genelde %100 olarak tanımlanıyor. Bu telefonun herhangi bir ekranının herhangi bir köşesine dizaynımızı yapmamızı sağlıyor. Bundan dolayı buna yüz değerini veriyoruz. Yüzde yüz yani ekranın tamamı. Daha sonrasında ise ekranın dikey olarak boyutunu ayarlamak için buna da yine yüzde değeri veriyoruz. Yani yukarıdan aşağı bir şekilde şurada gördüğünüzde yukarıdan aşağı bir şekilde ekranın tamamını kaplayabileceğiz. Şimdi gelelim ekran görüntüsünü yani yüzde yüz yaptığımızı nasıl anlayabiliriz? Bu bizim ilk olarak öğrendiğimizdeki değer. Background color yazıyoruz. Buradaki color C harfi büyük olacak. 2 nokta üst üste string değeri olarak buraya değerimizi giriyoruz. Ancak renk kodu olarak yazmanız daha da doğru olacaktır. Ben burada blue yaptım ancak light blue daha güzel olacak. En azından görmeniz için ama ben burada daha tatlı bir renk olsun diye tomato rengini yapıyorum. Oldukça hoş bir görünüme sahip. Bakın orada bizim string değerimiz var aslında. Üst kısımda kalmış. Yani bizim bu app yazısı var ya text içerisinde. Bu tamamen üst kısımda kalmış. Ana konteynerin orada herhangi bir style değeri vermediğimiz için bunu tanımlamamız lazım. Line item dediğimizde bu değeri yatay düzlemde ortalıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sol üst köşedeydi. Şimdi ortaya geldi. Justify content dediğimizde ise dikey düzlemde içerisinde bulunan değeri ortalıyor. Burada gördüğünüz gibi epi tamamen ortaladık. Biz buna %50 değeri verseydi ekranda ne kadar kalacaktı? Bu şekilde ve yatay düzlemde de %50 verdiğimizde tamamen application'ımız yazabileceğimiz sınırlar burada belli oluyor. Bundan dolayı biz %100 yapıyoruz. Application'ımız tamamen bu sınırlar içerisinde olacak. Buradaki komple style değerlerini buraya yazmak zorunda da değiliz aslında. Bu style sheet değerini ayrı ayrı kullandığımızda view ve text gibi komponentlerin daha net bir şekilde görünmesini sağlıyor. Bu daha okunaklığı yüksek bir şekilde kod yazmanızı sağlıyor. Ancak burada style içerisindeki container'ı sildikten sonra tekrar bir süslü parantez açtıktan sonra aşağıdaki style değerlerimizi kendi içerisine koyabiliriz. Böylelikle uzun komponentler yazdığımızda, karışık komponentler yazdığımızda bizim değerleri tekrar aşağıda aramamıza gerek kalmıyor. Her komponentin style değerini kendi içerisinde Buradaki style sheet değerini de kaldırabiliriz. Aşağıdaki değerleri de komple kaldırdık. Burada text'imize style vermek istiyorum. Bu style değeri de en azından yazımızın da bir style değeri alabileceğini ve içerisinde değişiklik yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Tekrar burada da style yazı eşittir bırakıp parantez ve süslü parantez açıp on size diyoruz. Burada yazının büyüklüğünü artırıyoruz. 25 dedim ancak biraz artırabilirim ben bu değeri aslında. Yazımızı bu şekilde daha büyük bir görünüme ya da daha küçük görünüme kazandırabiliriz. Bu şekilde yazdığımızda gördüğünüz gibi değer çıktı. Ancak ben buraya 55 dediğimde yazının en azından daha nasıl değişeceğini görebilirsiniz. Genelde başlıklarda, top headinglerde, ara başlıklarda bunları kullanabilirsiniz. Burada font weight verip bold değerini yazdığımızda yazımız kalın yazı yoluna geçmiş olacak. Böyle daha güzel bir başlık görünüyor. Aradaki farkı da gösteriyorum size. Yazıya istersek renk de verebiliriz. Bunun için sadece color değeri vermemiz yeterli. Background color vermiyoruz. Sadece color veriyoruz. Burada green değerini verdik. Kontrast oluştursun diye. Buna daha farklı bir renk değerde de verebiliriz. En azından gerçek bir application gibi dursun diye white değeri veriyorum ve daha güzel bir görünüme sahip oluyor. Başka bir text yazmak istediğimde tekrar text komponenti açıyorum ve kapanışını da yapıyorum. Aynı şekilde. İçerisine de epic yazıyorum. Bu da her yazı komponentine, yazı fontuna, yazı style vermemiz gerektiğini görmeniz için bu ikisini de belirledim. Burada da ikinci bir style dosyası belirlemek istiyorum. Bu da tekrar aynı değerleri alıp içerisine yapıştırdığımızda iki farklı yazımız oluyor içerisinde. Ancak burada benim göstermek istediğim size kendisi default olarak yani hali hazırda hiçbir şey yapmadığınızda gelirken alt alta sıralanıyor. Tüm değerlerimiz bu şekilde hazır olarak gelir. Ancak biz bunları an değerler verebiliriz. dikey değerler olarak da verebiliriz. Bunun için kullanacağımız değeri üstteki komponente yani view komponentine yazmamız gerekiyor. Yazılar içerisinde değişiklik yapmamıza gerek yok. Ancak yukarıda flex direction veriyoruz. Flex direction burada row değerini verdiğimizde gördüğünüz gibi dediğimiz yan yana geliyor. O buradaki satır bu ise buradaki sütun değerlerimizi belirlemiş oluyor. Justify content yerine de space evenly yazdığımızda her iki taraftan da alıkları eşit olmak üzere boşluk bırakıyor. Bakın burada telefonun kenarlarıyla ortadaki eşitlik aynı düzeyde. Around yazdığımızda ise bu değer sadece iki element arasındaki değişikliğe uğruyor ve kenardaki eklemler ortadakiyle aynı olmuyor ancak eşit oluyor yine. Her space between yaptığımızda ise buradaki komponentleri iki yana yaslıyor. Hangi bir şey yaptığınızda iki yana yaslayabilirsiniz. Bunlar genelde üst menülerde çok işe yarıyor. Biz burada tekrar evenly yapalım. Çünkü birden fazla değer ya da sürüklenebilir bir butonlarımız olduğunda ileride göstereceğiz. Bunları kullanabiliriz. Videoyu kısa tutuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.